Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Crusader Kings 3'e devam ediyoruz. Pek çok badire atlatmıştık. Hali hazırda 11 yaşındaki bir hükümdarı yönetiyoruz ve hani hala daha hayata tutunmakla uğraşıyoruz. Hanedanlığımızın geleceği için çalışmaya da yani bir şekilde sürdürebilmek için devamlılığımızı hani elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bu bölümde neler yapacağız? Aslında şöyle bir durum var. Her şeyden evvel bakınız burada 4/3 yani bir tane daha mülk elde tutabiliyorum ve şurada Yudiki Kristolu isimli karakteri bakıyorum özgürlükçü falan filan kabul edilirse hapsetme şansım var. Ben bunu hapsetmeye pardon çalışırsam diğer hoşnutsuz vasallar. Bütün vasallara bir bakayım ya, kaç tane vasalım var? 2 vasalım var. İkisinin de ordu güçleri çok düşük. İkisinden de çatır çatır alabilirim ben bu şeyleri, yerleri. Sarayınıza bir saray ekimi alabilirsiniz demiş. Aratalım. Şuradan başlayalım. Bir önce bunu bir arayalım. Akranlarla tanış diyelim. Aramız iyi olsun çevredekilerle. Bir böyle başlayalım öncelikle. Hoş geldiniz diyelim. Bu dünya bir arhon ve sarayı için bile tehlikelerle dolu. Eminim sonucu, emrim sonucu hizmetkarların uygun birilerini soruşturmaya başladı. Şimdi önüme birkaç seçenek getirdiler. Şeyler. Yani doktor değil bunlar. Ama en azından bir tane sarı ekimi yapsam mı bunu ya? Aynarı alayım. Ve sarı ekim ve şampiyon ya. Sarı ekiminden çıkartma şansım olur mu benim şu an? Bunu yapmak 200... Oo, 200 prestij. Yok, gerek yok. Tamam. Hadi neyse. Sırf iyi şövalye diye aldım. Kalacak. Şimdilik kalacak. Onda bir problem yok. Yaptığımız çocuklarla tanışma mevzusunda tamam, dövüş becerimiz artacak. Anne baba olursak oynarım diye biliyorum. Tek bir odak. Öğrenimimiz artacak, genel görüş azalacak. Stresimizi azaltmak için bunu seçebilirim. Biri yardım etsin desem daha iyi olurmuş gibi geliyor. 150 prestij kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok. Genel olarak 150 prestiji de geri kazandık. Size 10 yıl boyunca 20 görüş kazanan tüm konuklar bizi birazcık daha da sevecekler bu sayede. Vasallarla aram böyle. Peki. Vasalı hala daha şey yapmak istiyor muyum acaba ya? Sibel evlenmiyor. Annemizi evlendirmeyelim. Gerek yok. Mallorca yerliliği ve... Kardeşimiz Mallorca yerli ya. Ben bunu... 14 yaşına gelmem lazım. Kaç yaşındayım? 11 yaşındayım. 12 yaşına gelince sıvaya başlayacağım. 14 yaşıma geldiğimde de arkadaşlar... Maalesef ki... Ya da... Ulan acaba... Veraset. Her şey ona kalacak değil mi? Benim kişisel tanrım zaten belirli değil mi? Değilmiş. Thor insanoğlunun dostu diyebilirim. Bunu seçelim. Ya risk budur arkadaşlar. Başarılı olmayacak. Ben yine de hapset diyeceğim. Ayaklanan ayaklansın bakalım. Ne olacak göreceğiz. Askerleri topla. Hepsi ayaklanmadı. Kibirli özelliği kazanacağız. Kazanalım. Yapacak bir şey yok. Hepsini terhis et. Tutsaklar.
Sen çıkabilirsin. Ünvanı feshet. Hak iddialarından feragat et. Böylece hapisten salabilirim. 4/5 oldu böylece. Buranın kontrolü çok düşük. Kontrolünü yükseltelim. Sardinya adasının kontrolü için yine böyle bir bocalıyoruz. 12 yaşımıza geldik. Heh, 12 yaşımıza geldiysek direkt buna bir etkile demeye başlayalım. Güzel. Epey paramız var. Ben bir asker daha ekleyeyim. Tabii bir tane daha da ekleyeyim. Askeri olarak güçlü olmazsak hayatta kalamayacağız. Çok belli. Bir de aslında planlarını... Sen şurada bir şey ara. Belki... Kim buranın şeyi? Sasar. Sasarı'yı almak için de... Sasarı'yı almak için de belki bir şey buluruz. Sebep buluruz. Lan görüş kaybedecek bu bir kere. Neyse. Bunun yeteneği de yemin ediyorum... Nişanlı değilsiniz. Ben 14 yaşıma geleyim de. Kardeşime karşı bir... Kalp kıran bir red. Kim bu? Eva diye bir karakter. Çocukluk aşkımız. Peki. Sabah akşam onu düşünüyorum. Eva, kalenin koridorlarında onu her gördüğümde kalbim bir kuş gibi çırpınıyor. Ama ona hislerimi açıkladığımda o sadece güldü ve kalbim kırarak çekti gitti. Beni reddetmenin ne demek olduğunu ona hepsine göstereceğim. Kindar özelliği kazanabiliyormuşuz. Entrika ve dövüş artıyor, diplomasi düşüyor. Eğer bu aşksa bununla ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorum. İffetle. İffetli istemiyorum. Çünkü çok çocuğa ihtiyacım var. Bu kadar kolay pes edeceğimi sanıyorlar gerçekten. İnatçı. İdaremiz artıyor inatçı olunca. Tamam. Herhangi bir şey varsa bulacağız diyeyim. Bir kere daha bir arasın. Bulamadı bir şey ama... Savaş edeyim. Ünvan... Vallahi 14 olduk mu? Olduk. Çok güzel. Öldür. %67. Planı başlat. Şimdi öldür planını başlattık. Davet et deyince davet edebileceğim kimse yok. Bir yardakçı var Elvira diye. Başarı ihtimalimizi çok arttırıyor. Bunun sarayında misafir. Böyle aratsam. Vekil harç. Misafir. Yetersiz şampiyon. Yeni şampiyonlara ihtiyacım var. Tamam, Aynar. Hakkın rahmetine kavuştu. Kondor etkilendi. Yardakçı plana katıldı. Bina inşa edebiliyorum. Cagliari'ye bir bina inşa edeyim. Avlanma bölgeleri en mantıklısıymış gibi geliyor yine. Entrika'ya bir tekrar bakayım mı? Bununla alakalı şu an çok da yapabileceğim bir şey yok. Peki. Asabi özelliğimizi kazanacağız. Diplomasi askeri stres kaybı, korkunçluk kazancı, çekicilik görüşü, hıncını çıkar etkileşimi. Bunları yaparsak tutumsuz. Aylık gelirimiz azalacak. Stres kaybımız artacak. Diplomasimiz azalacak. Ya kötü özellik istemiyorum ya. 29 daha artarsa peki ne oluyor? Galiba asabi özelliğini kazanacağız biz yine ya.
Hoşuma gitmiyor böyle olması ama. Matiye'ye karşı bir şey bulduk. Biraz daha arasın. Esas istediğim kişi Yudessa Saragina. Saragina'ya karşı bir şey bulabilirsek. Siz beneath me. Stres kazanma ihtimalim olduğu için ve %53 ihtimalle hep topu kazanabildiğim için dövüşü girmeyeceğim o savaşa. Tamam, Kondro'yla da aramız artık iyi. Ekstradan kiminle aramızın iyi olmasında yarar var. Marşalimizle aramız iyi olsun. 4 bölü 6'ya çıktı. Niye çıktı? İdaremizden ötürü. Peki. Yolculuk. Zamanı geldiğinde adamlarım Jarl Heistein için ikametgah görevi gören kale binasından güvenli bir kaçış rotasına ihtiyacı olacak. Bölgedeki oğullar için tüm gizli yolların ve mağaraların bir haritasına sahip olmak burada de büyük... Ha, güzel. Ben çizerim, sıkıntı yok dersek %60 ihtimalle bölge haritası çıkacak. Başarı ihtimalimizi arttıracağı için hadi %75 ihtimalle bunu... Ah, geveze ihtimal. Tamam. Başka bir şey bulamadık. Sıkıntı yok. Eyvah. Elvira yardakçı olmaktan çıktı. %24'e düştü. Davet edince ikna edilebilir. Rüşvet verelim. Tekrar katılsın. 7 yıl sürecek diyor ortalama bu arada. Güzel. 16 yaşımıza girdik. Asabiyiz. Sıkıntı yok. Servet mimarı. Tamam. Evlenmek için bakalım bakalım. Irsi özelliklere sahip olan 3 kişi mi var hep topu ya? O zaman ittifak gücü diyeyim. İttifak peki. Her halükarda Irsi özelliği olan birine bakacağız. Doğurganlığı yüksek olduğu için 32 yaşında biriyle evlenelim mi? 25 yaşında çabuk anlayan. Bu daha iyi ya. Cariye de alabiliyoruz. Eva. Bu arada... Bu kadar zaman içerisinde bunun çocuğu olacak ya. 6 yıl içerisinde kesin bir çocuğu olur. Bu doğurganlığı da yüksek. Ben bundan vazgeçiyorum ya. Kardeşimizi öldürmeye çalışmak çok da bir işe yaramadı. Derdimizi çözmedi. Çözmeyecek gibi duruyor. İttifak mıyız biz bu adamlarla hala ya? Peki. Ha, ne seçeceğiz? Buradan hareketle gelirimizi arttırmak mantıklı olabilir. Altın yükümlülüğü de aldığımda duruma göre bakacağız. Kırsal topraklar mı en iyisi olur, yoksa milisleri arttırdığı için Yasarı, avcı yasarı. Benim
Bunlar ne diye geçiyor? Ağır piyade diye geçiyor. Ağır piyadeye upgrade eden bir şey var mı? Yok. Tamam, kırsal topraklardan yapacağız. Buradan bir para gelsin. ...2731 askerimiz var. Vallahi fena da değiliz aslında. Ben bir şekilde... ...vasal olduğumuz... ...dediğim... Ha. Hapset dediğimde hapsedemiyorum. Okey. Unvanını feshet dersem... Vallahi logo duruyor da alacağım galiba ya. Aldım da direkt. %22 ihtimalle kabul etti. Ben de şaşkınım. Peki. Peki. Yani. En azından epey gene güçlü olduğum bir şeye geldim. Çılgınlar gibi para kazanıyorum. O parayı da şimdi şeye harcayacağım. Orduya ve bu da mavi piyade, bu da mavi piyade. Onegerler. Ona, ya savaşta işime yarayacak bir şey olmalı. Dolayısıyla hafif atlı da yapabilirim. Tamam, hafif atlılardan yapacağım. Ya da vazgeçtim. Kıdemli varyaktan devam edeceğim ben ya. En yüksek şey hasarı olanlar bunlar. Peki, birazcık bir bakayım. Yapabileceğim şeylerin başında aslında 3400 kişi diyor, 481, 1363. Ben tekrardan bir yağmaya çıkayım. Hepsini burada topladı. Yağmaya çıktı. Bavyera. Bir saniye. Yok, 7560. Ya ulan. Hala daha dostları var. Hepsini burada topla diyelim. Yağmaya çıkalım. Papalı maalesef ki kolay bir şey yok artık. Bavya yarayı ama bakayım. 1080 yok, büyükler. Bavya yarayı da değil. Napoli'den başlayacağım abi. Birilerini de tutsak ettik. Hemen tutsağı da onu kabul etmez. Etmesin peki. Ne saklıyorsun? Hemen göster. Daha sonra odasına gelip ne sakladığını öğrenirim. Onun üzerine saygı duymalıyım. Bu kimdir? Karakterinizin karısı ve konseyinizde düşes. Rahatlatıcı bir akşamda biraz şarap ve bir satranç etkiyle birlikte Saga ile buluşmak için odasına yöneldim. Kapısını çalmadan ittim. Arhonessa Saga masasında oturmuş harf yazı yazıyordu. Boğazını temizlediğimde aniden yerinden sıçradı. Hızlıca parşömeni katlayıp cebine koydu. Ben bunu öğrenirim. Beklenmedik bir ziyaret. Onun eşyalarını karıştırırken Arhone Sasaka adeta bir bebek gibi uyuyor. İçkisini attığım uyku ilacı kusursuz çalıştı. Dakikalar içinde benden sakladığı parşömeni buluyorum. Bir davet kabul etmiş ve benimle zaman geçirmekten dolayı yaşayacağı mutluluğu ve heyecanı ifade ediyor. Bunu yazan kişi arkadaşım Gudrun. Görünüşe göre Saga Gudrun ile birlikte bana sürpriz yapmayı planlıyor. Bu beklediğim şey değildi. Peki. Çaktırmadan ne olduğunu öğrendik en azından. Bu tarafa geçelim. Gudrun Hesse size karşı 20 görüş kazanacak, 24 stres kaybedeceğiz. Minnettarlık göstergesi. Yüzünde yaramaz bir gülümsemeyle şunları söyledi. Son zamanlarda tuhaf davrandığımı biliyorum ve bunun için özür dilerim ama oldukça iyi bir sebebim vardı. Saga onu takip etmem için işaret ediyor ve beni avluya götürüyor. Gudrun atının üstünde oturmuş ve seyahat için giyinmiş. Siz ikiniz için küçük bir gezi ayarladım. Arkadaşım da beni geziye yollamış. İşte bu ya. Yüzümüz gülsün kardeşim şu oyunda. Başımıza gelmeyen kalmadı. Şanınız her yerde biliniyor. Yavaş yavaş da ünleniyoruz. Fidye isteyelim. Güzel. Yetersiz şampiyonla bir durumumuz yok.
Logodura'da düşük kontrol var diyor. 75. Yavaş yavaş yükselir. Benim yanlış şeydeymişim. Bunda olmam gerekiyordu. Yetersiz şampiyon şimdi fark ettim. Taraftan devam edelim. Epey bir para biriktirdik. 207 oldu. Çocuğumu kollarımda tutacağım. Güzel. İlk çocuğumuz geliyor. İnşallah. Şuraya geri dönüş yapalım. Yeni bir tane şampiyon da geldi. Her saray mensubu 20 gül. Peki. Para kaybedeceğiz ama paramız zaten yeteri kadar var. Buradan da altın yükümlülüğü önce bir alacağım. Fidye isteyebiliyorum. Tamam. Tamam, Eva ile de aramız gayet iyi oldu böylece. Şu an herkesle aram iyi gibi duruyor. Önemli vasal konsey koltuğu bekliyor. Hangi önemli vasal ya? Vasalı. Sen nerenin vasalısın? Baronluk. Ha tamam, şehir yönetiyormuş. Sıkıntı yok. Şimdi bir tekrar bir duralım. Bir bakalım. Yeni bir tane doktor arayacağım öncelikle. Ziyafet bir tane düzenleyeceğim. Herkesle aram iyileşsin. Savaşlar açabiliyorsunuz. Kime karşı? İslid Emirliği. Anaba. Mez var. Ha pardon. Okey. Toskana'ya. Aa, Toskana'ya saldırıp kazanabiliyor muymuşuz ya? Müttefiki var bir de aslında. Kors. Aa. Neyse, ben burada şöyle bir şey yapacağım. Bunu buraya al. Hepsini burada topla. Hepsini birleştir. Şimdi yağmaya bir de bu tarafa gideceğim. Önce bunları bir yapayım da. Yağmaya başla. Şuradan bir yürüyelim. Hoş geldiniz dostlar. Ziyafetimiz de başladı. Stresle boğuşmuyoruz ekstradan. Stres seviyemiz biraz azaldı. Dediklerine göre Pavio oldukça tecrübeliymiş. Tecrübeli falan değil. İkisi de iyi değiller. Gönder. Gudrun'un hem prestij kazanayım hem de birazcık canını sıkacağım Gudrun'un ama yakın arkadaşımız, o kadar bize alınmasın. Eva'yla da aralarında şöyle bir seçim yapayım. Böyle seminatör olmuş, şanslıyım falan filan. Güzel. Kızımız oldu. Zeki de bir kızımız oldu. Çok güzel. Buna direkt eş bul dediğimde, ittifak gücü olarak baktığımızda karakterin... Lan. Ayıp be. Hükümdar değil, hanedan high standing olmayan birilerini bulacağız bunda. 53 yaşındaymış. İttifak gücü... Peki, bekleyeceğiz biraz ya. Şu an yeteri kadar güçlü değiliz iyi bir evlilik yapmak için. Esirler alındı. Altın ödenecek.
İlk varisiymiş. Olur. Çok iyi adam yakaladık. Tamam. Sarınıza bir saray ekimi alabilirsiniz. Onun farkındayım. Savaş açabiliyorsunuz. Kapatalım. Önemli değil. Şuraya geçelim. Paramız varken Cagliari'ye hemen upgrade, şunu upgrade'ini yapalım. Epey iyiyiz. Ne dedi burada? 100 altın verdi. Tamam. Diğer bir tutsağımı da 25 altın karşılığında salabilirim. 12 aydır sen buradaymışsın. Karakterimizin tutsağı falan diyor. Sal gitsin bunu. 18 altın buradan gelebilir. Buradan da 10 altın var. Şöyle giderim. Annemizi öldürmeye çalışan birileri varmış. Tutsağım vefat etmiş. Kuşatmada esir alındı. Eşimiz hamile. Yeni cariye alamıyorum ya. Daha fazla çocuğumun olması lazım da. Oyuncu varisi. Ha, kızımıza kalıyormuş gene şey. Güzel. Varistan sayıyor onu da. Bir dert yok o zaman. Tamam. Eva ile artık iyi anlaşıyoruz. Vasal önemli değil. Buraya tekrar baktığımda bir sıkıntımız yok. Yok. 17. Plan açığa çıkarıldı. Kremlin'in gözüne karşı komple kuruyormuş. Bu planın hedefinde annem. Aa! Eşim anneme plan kuruyormuş. Ulan. Ömrü hayatımda kuracağımı düşün. Allah! Kapışmak istemiyordum seninle ya. Aa, kızımız oldu ve dahi. Çok iyi. Böyle bir şey olmasını istemiyordum. Benden daha güçlü. Ama ben alıyorum. Güzel. O kadar boş değilmişiz demek ki biz de. Geri kaçalım. Huskarları işe alacağım. Visar veraset sonrası silah bırakacak. İstemiyorum. 250 bölümünün kaynağını dolayı veraset sonrası silah bırakacak. Altın kazanacağım. Daha ucuza binalar yapabilelim artık. Bir yandan da şöyle bir şey yapmak istiyorum. %50 sıra öğrenme ihtimali. Şu büyük olan... Roma'da arayalım hadi ya. Biraz da arayalım. Paris Sarayı'nda sır arayalım ki bulduğumuz sırları... gidebilir. Adamların biraz güç toplasınlar. Ha evet, bir oğlumuz olmuş bu arada. Belli bir isim koymak istiyordu. Onu da kabul ettim. Bu da dahi oldu. Çok da. Prestij niye kaybettim ya? Şansölye vasalları... Ah be ya. Saray mensuplarımız, misafir. Bunun bir özelliği var mı? Kaça geliyor? 90 altın çok. Tortoli'ye tepelik tarlalar yapmak veya kışla yapmak daha mantıklı. Eyvah ya. Hasta.
Yüzümüz gülmeyecek galiba arkadaşlar şeylerden. Yani güçlü bir hanedanlık olmak adına bir türlü yüzümüz gülmedi. İnşallah düzelecek bu durum diye umuyorum. Oristano'ya ne yapabilirim? Upgrade yapabilirim. İkin alanlarına upgrade edeyim. Olbia'ya tarlalar yapabilirim. Sasari'ye kışlamız varmış burada zaten. Tepelik tarlalar ve tepe ihtiyaçları. Kırsal topraklar yapalım. En azından bol bol şey yapabiliyorum. Tekrardan bir yerleri yağmaya çıkmak istiyorum. Duchess Bertrand'ın kullanmaz. Ne sırrı keşfettik bakalım. Tutsaklar için fidye istenebiliyormuş. Şunu alalım. Şunu da alalım. Duchess Bertrand'lı kişinin kızı Adelaide Robert'in çok büyük ihtimalle Confucius'un gayrimeşru çocuğu. Şantaj yap. Altın talep edebiliyoruz. 50 altın ödeyecek bunun karşılığında. Mis. Something in common. I'm having a song in my bed. Eva'yı baştan çıkartalım. Tamam. Her yerden para yağıyor arkadaşlar şu anda. Şu an bunlardan bir şey yapabiliyorum. Aa dur bir dakika, bu arada savaş sebebi. Peki. Boş ver savaş sebebini. Basit kaleler yapmak istiyorum. 15 yıl sonra basit kaleler tamamlanacak. Daha fazla bina yapabileceğiz bu sayede. Artık kültür önderi de olduğum için 16 yaşını geçtiğim zaman buraya geldiğimi unuttum. Bu sayede hani epey bir kendimiz karar vereceğiz. Kışla yapayım. Şunu da upgrade edeyim. Senin oğlun olmadı mı daha ya? Evlenmemişti. Münzevi. Neyse, çoğu zaman izvaya çekip çoğunlukla ihmal eder. Yani. Keşke geri çekmeseydik ya öldürme planını. Mallorca'yı benim bana kalırdı direkt. Ama anlamlı. Bir her hediyenin zenginlik göstergesi olmasına gerek yok. Ufak şeylerde çok büyük etkiler bırakabilir. Tabi iyi seçildikleri sürece. Acaba Eva ne ister? Gümüş bir madalyon. Her zaman kalbine yakın. Hadi bakalım, düzenbaz, şefkatli, dindar. Doldurulmuş bir tilki kesinlikle farklı olurdu. Kalkliyar bahçesi için bir çiçek sergisi. Ya da boşver. Şefkatli, dindar ve düzenbaz birisine ne verilir acaba? Bence Eva bir şeylerle ilgilenmeyi seviyor ya da en azından güzelliğe önem veriyor. İnsanların dikkatini parlayan şeyler. Evet, göstergesi olan. Galiba çiçek sergisi yapacağım ya. Beğendi galiba. Evet. Yine biriyle alakalı. Dük Ebles ile alakalı bir sır öğrendik. Sapıklık sırrı. Dıdıdıdın. Dur. Hemen. Öğrendik. Öğrendiğimizde mi kaldık? Peki. Oğlum sırrı paraya çeviremedik. Paraları olmadığı için bunların zaten çocuklarımızdan para almamız da garip olurdu.
İlginç. Peki. Bu arada ben şunları bana sürekli hatırlatmasını söyleyeyim de. Kişisel tanrım var değil mi benim? Torun mürid olduğum için var. Tamam. Hekim ara. Bir av düzenle. Godzilla ulan. Çok kötü şeyler geliyor ya. Yasa dışı av. Avcı eğitimi etkisine sahip olacağız. Tamam, avcı eğitimi etkisine sahip olalım daha iyi. 150 prestij kazanarak geri döndük. Dindardı değil mi bu? Dindarsa dini bir şey. Harikaydı değil mi? Çok güzel. Hac yolculuğuna çıkayım mı? Minimum maliyet 200. O kadar altın şimdilik vermeyeceğim. Dursun şimdilik. Ne kadar askerimiz var? 3152 plus. O zaman hepsini burada topla. Yağmayı aç. Buradan 608 asker diyor. Cezayir'den de başlayabiliriz. 430 beyaz asker diyor. 310. Şimdi hangisiyle aramızın iyi olmasına ihtiyacım var? Goffredo. Goffredo'yu biraz eğit. Kontes Judith. Yeni bir sır öğrendik. Şantaj yapalım. Buna da şantaj yapalım. Biraz bekleyelim. Buna da şantaj şimdi yapalım. Acele etmeyelim. Altın talep edebiliyoruz. Edelim. Dükten de altın talep ediyoruz. Edelim. Hem yağma ile para kazanacağız. Hem Eva sevgilimiz olacak. Hadi bakalım. Bir çocuğumuzun olması lazım artık. Sunta diye bir sarayımıza katılacak. 100 altın kazanacağız. Kontrol seviyemiz düşecek. Egodor komutluluk toplamının bir kısmını kiralayan Asunta dikkat planlarımı sayesinde bu asattan elde ettiği karla bana bazı toplamları satın alarak geçen yıl için gelecek yıl için daha fazla. Kontrol seviyesinin düşmesini istiyor muyum Logodura'da? Bir yandan da şuna bir bakmam lazım. Bina inşa etme süresini azaltıyor. Logodura dediği burası özgür tarım alanları. Gelişmişlik artışına sebep olacak. Yeteri kadar iyi mi? Oo, bunu ben net sarayıma alırım. Sarayımı aldıktan sonra da direkt bunun yerine koyarım. Atayamıyor muyum ya? Yeni bir sır daha da öğrendik bu arada. Para basıyoruz arkadaşlar. Oğlumuz öldü. Strese girdik tabii doğal olarak. Ay yaş olma durumumuz var. Hüzünlü özelliğini kazanabiliriz. 78 stres kaybedeceğiz. Üzünlü olalım. Gerçi doğurganlığın düşmesi iyi olmadı ama. Eşimizi baştan çıkartalım.
Tutsağımız yok. Enterica'ya bir bakalım. Önündür kimdi bu ya? Karakterimizin erkek kardeşi. Ha. Asunta ile evlendirebiliriz. Sanki. Ardından lan hala burada gözükmüyor Asunta. Bir ay mı geçmesi gerekiyordu illaki? Yok. Oğlum, sırf buraya alayım diye ben Asunta'yı davet ettim şeye ama. Tamam. Ben yağmaya devam edeyim de. Hekim ara. Hah, nihayet ya. Çok yüksek değil ama şeyi öğrenime en azından nano oldukça tecrübeliymiş. 100 altın. Peki. Çocuğumuz ölmezdi belki hekimimiz olsaydı. Senin olayın dindarsa hani gümüş bir madalyon verelim. Emine ama diyeyim. Peki. Kızımız oldu. Olur. Burada bir şey yok. Şurada para var. Bina inşa edebiliyoruz. Upgrade yapalım. Fidye ver. Size altın ödeyecek. Öde. İki karaktere daha da fidye alabiliyoruz. İdari yaşam tarzı kazanacağız. İdari yaşam tarzı kazanalım. 50 dinarlık kaybettik. Aykırı düşünceler yayılıyor. Yayılsın. Fidye isteyebiliyoruz. Güzel. Tekrar şeye bir bakmak istiyorum. Entrikalara bakmak istiyorum. Şantaj yapabildiğim biri var. Onun haricinde, şantaj yapabildiğim birinin de haricinde tekrar şeyi bir deneyeceğim. Ulan neyse. Şimdi bir atayım mı ya bir de buraya? En azından 11 olsun. ...14-20. Dini bir şey diyeceğim. Dindardı çünkü bu. Okey. Harikaydı değil mi? Bu arada tam üzerimiz dolmamış. Bir an çekindim. Fidye ver. Tutsaklara tekrar bakalım. Bunlara bir şey alamıyorum. Bunları alayım, salayım. Bu tarafa geçelim mi? Geçelim. Niye geçmeyelim? 1 şövalye de çıktı karşımıza. Güzel. Başarılı oldu. Karakterimizin erkek kardeşi. Tamam. Hekim bir daha aramamıza gerek yok. Şu an bir hekimimiz var. Hac yolculuğuna şimdilik çıkmayacağım. Esirlerimiz var. Tamamdır. Paris'teki bütün her şeyi bulduk gibi gözüküyor. Paris'teki her şeyi bulduysak yeni aranacak görev de Roma'da mı olsun? Dur bakayım. Kim var büyük? Aa dur ya. İstanbul'da direkt. Bizans'ta arayalım. Ne kadar buluyor ki bu arada? %90 ihtimalle. Yapıştır. Hiç düşünme. Epey para kazanacağız oradan.
İdari yaşam tarzı. Ülke başkentinde gelişmişlik daha net artacak. Ben artık geri dönebilirim çünkü sınıra geldik geliyoruz. 237 altınla beraber. Güzel. Şimdi Cagliari'den başlayarak. Burada bir şey yapamıyoruz şimdilik. Buna geçelim. Portoli'de bunu yapalım. Burada bunu yapalım. Bütün topladığımız parayı da böylece harcamış olduk. Harcadığımız paraları da... Ha gerçi dur. Yine kızımız oldu. Bir de kızlarımız arasında da dağılıyor. Bir erkek oğlumuzun olması lazım en az bir tane. Ve umuyorum ki ömrüm... Ya 24 yaşındayım daha ya. Daha 24 yaşında da ölmem herhalde. Duyurun özgürlüğüne cinayet teşebbüsünü sonuna vereceksiniz. Güzel. Sır öğrendik. Tamamdır. Full şantajları. Ya bana... İyi bir... Karakterinizin görümcesi. Ben buna niye şey yapamıyorum ya? Neyse. Misafire tıklayalım tekrar. Bunu katamıyoruz da aramıza. Buraya düzgün bir tane vekil harç bulamadık değil mi? Para isteyebiliyorum değil mi bu arada? Tamam bunun için yapabiliyor. Altın talep edebilirsiniz. Robert 15. Alienor 10. Ne varsa üzerlerinde onları aldık. Böyle yapılabilir. Önemli vasal konsey koltuğu bekliyor diyor da oğlum bir yeteneğin olsaydı bir vekil harcı olaydı bir şey olaydı yani. Şey yapma şansım olur mu ya? Dur bakayım. Neredeydi? Şuradan. Karakterleri diyelim. Varsayılan yerler. Ana ülke. Diplomatik menzilin içinde olsun. Hepsi olsun hatta bir dakika bunlar da. İçerisinde. Yaşı da aslında ya yaşı göre şey yapamıyorduk. 32 yaşında mesela Judith var. Evlilik düzenli desek. Bununla evlendirebileceğim biri yok. 26 yaşında Balk var. Evlilik düzenlediğim gene mi yok ya? Şimdi var. Senin ekstra bir özelliğin var mı? Kızlarımızdan biriyle evlendirsek? Kabul etmiyor. Niye etmiyor? Eksi bin. Konuları farklı mezhepteniz. Tamam. Norse dini desek en azından. Biz varız. Alvar var. Mallorca'nın sahibi olduğu için o da. Ice Tank sen gelir misin? Kabul edecek. O da casus başı olduğu için katılmayacak bize. Ay. Lowborn falan seçsek. Buradan seçtiğim birini katmak da kolay değil. Şampiyonumla falan. Etmiyor kabul. Bir hediye yollasam sanki edermiş gibi. Peki. Durduk yere evlendirdik.
Benim kortuma katılmadı. Sarayıma katılmadı. Yani. Yok, karakterimizin saray mensubu diyor. Tamam. Kadın mı atayamıyorum ben buraya ya acaba? Ay ay. Başka bir yerde bir ilaç burada. Konseyimdeki casus... Yok, beceremedik bu işi. Oldu kadar. Bir düzenli bir asker birliği daha mı yaratmak lazım, yoksa bunları mı doldurayım? Önce bunları doldururum ya. Gelen parayı ben... askeri birlikleri büyütmek için kullanayım. Sibel Yasmaşan'a sır keşfettik. Güzel. Kabul etmedi. Kim bu? Yani tehdit etmiştim. Bana tek seçenek bırakıyor. İfşa edelim. Madem öyle. Şu an herhangi bir... Hiç gerek yok ya şef yuvarla böyle bir kreve girmeye. Yeni bina yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Ama yoktur. Önce şu askerleri bir... Karakterimizin amcası nerede ya? Akılsız maceracı. Bir şey olmaz. Komutan gelişti. Biraz bir sakinledik. Kimse de saldırmıyor bize. Ben Bavyera'ya saldırabilir miyim? Saldıramam. Stefania dilini öğrenmiş. Ne dilini öğrenmiş bilmiyoruz ama bir dilini öğrenmiş. Cagliari'de falan niye beni sevmiyorlar ya? Kötücül. Dinimden ötürü. Peki. Bu arada kararlarda birine bağır, intihara teşebbüs et, kişisel tanrıyla hak sahibi. Birine bağır desek. Birine bağıralım. En azından şey azalsın. Çok iyi bir şampiyon daha da karşımıza çıktı. Karşımıza yeni bir koz çıkmış mı? Çıkmamış. Tamam. Sıra arama görevi tamamlandı. Yeni sıra aranacak yer. Sır arama diyelim. Bizans'ta epey aradık. Leon'da mı arasak? Navara, Asturias Krallığı. Tamam, şurada arayalım. Leon'da arayalım. Buradan gelenlerde tahsildar, vergi toplama verimliliği. Olur. Hac yolculuğuna... Yok, hala çıkmayacağım. Yeni bir Hofgoddy'miz var. Bizi sevmiyor. Hemen etkile diyelim. Tehlikeli örgütlenme. Sıkıntı olmaz onlarda. Magnus efsanevi kılıç ustası olmuş. Çok iyi. Çok iyi. Yeni bir şeye çıksam mı? Hepsini burada topladı. 350 kişiyiz. Ben Roma'yı yağmalarım arkadaşlar. Gel bakalım. Çok yakın geçti. Yani artı 27'deyiz ama. Kontrol seviyesi. Aa, asla köyünün...
Ulan yağmaya çıktığımız anda... Büyücülük iddiası. Kan lekeli kıyafet, karga tüyleri, Theodor adlı. Kanıt sadece bir tesadüf, adamı serbest bırakın. İdari yaşam tarzımız artacakmış. Olur. Herkesi yakaladık. Şansölyemiz. Kaydır demeyecektik. Bunu yapacaktık. Karakterimizin vasalı ve şampiyonu. Olur. Bunu buraya atayalım. Asunta. Aa, Asunta gel. Asunta buraya geldiğine göre yok, şey gelmemiş hala. Peki. Yağma ganimeti getirildi. Kagliar kuşatma altında. Tekrardan buraya geçelim. Zafer kafi diyelim. Bir şey bulamamışız burada. Orada bir sır bulamadıysak... Nereye acaba mantıklı olur ya? Şey olur mu? Şurası. Tamam, Lotharingia'da arayalım. O ya %30'muş ama ihtimali. Buralara çıkamıyoruz. %25, %20, %45, %70, %50... Konsan. Ver bakalım Konstantin'de. Küçüktür orası ama. Oldu o kadar. Şu Roma'yı bir daha yağmalayalım. Hainler nankörler. ...280 altın kaybetmeyelim. Tekrar saldırmaya mı geliyorlar? Eyvah ya. Bu sefer kaybedebiliriz. Kaybettik. Yağmayı da alamadık. İnat etmeyecektim ya. Bizim burada şey çıkınca, isyan çıkınca geri dönmem gerekiyordu. Hata ettim. Sıkıntı yok. Olacağı varmış. Altın talep edebiliyoruz yine. 49 altın ödeyecek. 50 altın ödeyecek. Ödesinler. Yetersiz şampiyon. Yeni şampiyonlara da ihtiyacım var. Şampiyon davet edebilirim ya. Peki, en iyisini sen bilirsin. İdrisi çok da büyük değil. Doğu Frankia'ya yollayalım. Kaçsa kaç ihtimali. Orada bayağı oğlumuz olmuyor. Aşk işe diyelim. Şefkat gibi. Hadi bu olsun. Bir oğlumuzun olması şart. Hemen bunu katalım aramıza. 135 altın çokmuş ama. Özel hediye. Tamam. Bir av düzenleyelim. Tortoli'de upgrade yapabiliyorum. Tamam. Felictu diye biri geldi. Bunu aldığımızda 86 çok be. 8'de 8 hızlı mı zaten şu an? Tamam. Biraz dursunlar böyle. Asker durumumuz iyi değil.
ne kadar iyi kalpli olduğundan bahsedeceğiz. Etkiledik, güzel. Eşimiz hamile. Yaşlanıyor da. Lan niye öldüm? Kalp yetmezliğinden. Abi inanılmaz ya. Yani... Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Mallorca ya ulan. Lan. Askerlerimi niye toplayamıyorum ya? Bu kadar mı asker? Ne? Benim askerlerim... Buradalar çünkü. Ben de diyorum niye sadece iki tane adam çıkıyor? Karakterinizin kız kardeşi. Tekrardan... Dindar mı olmayı tercih ederiz? Düzenbaz mı? Sakin özelliğini almak daha iyi olacak sanıyorum. Birinden Barret. Tamam. Şimdi. Yine aynı döngüye girdik. Hapse girelim. Ünvanı feshet. Ünvanı feshet. Ünvanı feshet. Fidye karşılığı serbest bırak. Tamam. Her yeri tekrar geri aldık. Ama tabii şöyle bir sıkıntımız var. Bir tane elimizde fazladan şey tutuyoruz şu an. Hah, artıya da geçtik neyse ki. Yani nişanlı değilsiniz diyor. Yani arkadaşlar, bu iş nasıl olacak böyle hiç bilmiyorum. 55 yaşında... Ha yok değil. Kuracağımız ittifaklara falan bakıyorum da... Yaşımız gelmeden o topa girmeyeceğim gibi de gözüküyor. Dört senemiz var. Bulacağım eş bana yüksek şey vermesi lazım. Kadar yaşlı olmasın. Maksimum yaş 25 dediğimizde
Hatta özellikle de Irsi dediğimizde geçmiş olsun. Sıkıntı. Sıkıntı. Buradan 3 şey daha getirdiği takdirde. Peki bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Uzun da bir bölüm oldu. Yine hiç beklemedik anda yaşanan bir ölüm sonrasında. Ya tam da erkek olduğumuz olacak gibiydi bir de ya. Annemizin bir dakika hamileliği yok. Ha. Ne? Karakterimizin annesi Saga mı? Eva değil miydi bunun annesi? Sonradan evlendiğimiz birisiyle mi? Bir karışıklık... Aha, yok. Bir karışıklık var o işte ama bir şekilde oldu. Neyse sevgili arkadaşlar, videoya beğenerek destek olmayı unutmayınız. Çok daldık gittik ama yani çok acayip bir bölüm oluyordu gerçekten. Bir sonraki bölümde de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.